Geçen videoda diferansiyel denklemlerde eğim alanından bahsettim. Bizim bu eğim alanı dediğimiz şeyin birinci derece diferansiyel denklemler için geçerli olduğunu söyledim. Şimdi genel olarak bir hatırlamak gerekirse d'ye bölü dx eşittir x artı 1 bir diferansiyel denklemde bizim için yani şu tür bir diferansiyel denklemde birinci dereceden lineer. Şimdi lineerliği bu videoda ileriki zamanlarda anlatacağım. Yani lineerlik ve lineer olmayan yani non-lineerlik nedir? Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu genel olarak hatırlamak gerekirse bizim yaptığımız şey d'ye bölü dx eşittir. Burada x artı 1 de tek tek x yerine 1, x yerine herhangi bir yani bütün x değerleri için bulduğumuz şey bizim d'ye bölü dx yani fonksiyon eğrisinin her bir x değerleri için eğimini buluyorduk. Ve bizim bu eğimleri birleştiren doğrulara da bu eğimleri daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Eğimlerden teğet geçen her bir eğri bizim çözümümüzdü, değil mi? Her biri bizim için birer çözümdü. Ve biz bu eğrilere ne diyorduk? İntegrasyon eğrisi diyorduk. Ve bu eğriler neydi? Birbirlerini hiçbir zaman kesmezdi. Şimdi bu videoda şöyle biraz ilerleme yapalım. Şimdi lineerlik ve lineer non-lineerlik ne demek? Onlardan başlayalım. Bir lineer diferansiyel denklemlerle lineer olmayan diferansiyel denklemler ne? Onları inceleyeceğiz şimdi. Mesela şöyle bir diferansiyel denklemimiz bizim için lineerdir. dy bölü dx eşittir. dy bölü dx eşittir. X artı 2 mesela. Bu bizim için bir lineer denklemdir. Mesela bunun yanında başka lineer olarak söyleyebileceğimiz d kare y bölü dx kare artı dy bölü dx artı 3y eşittir 2. Mesela bu denklemde bizim için nedir? Bu denklem, şu iki denklemde bizim için lineerdir. Burada bizim lineerlik söz konusu hangi durumlarda lineerlik söz konusu oluyor? Bakın şuradaki y'ler bizim için lineer olmak zorunda. Mesela ben şurada dy bölü dx'i, şuradaki dy bölü dx'in şurada karesini alırsam eğer bu artık lineer olmaktan çıkar. Çünkü y'nin işte türevlerinin işte y'nin ikinci türevi, y'nin birinci türevi ve y'nin kendisi sürekli birinci dereceden olmak zorunda. Sürekli bunlar hep birinci dereceden olmak zorunda. Mesela non-linear bir tane yazalım. Yani non-linear. Tabii şunun karesini alsam artık bu ne oldu? Lineer olmaktan çıktı, değil mi? Şu artık bizim için lineer bir denklem değil. Çünkü bakın d'ye bölü dx'in artık karesi var. Yani bir kuvveti var. Artık lineerlikten bahsedemeyiz. Non-linear denklemden mesela bir örnek verelim. Şu bizim için artık bir non-linear denklem. Mesela d'ye bölü dx artı 5 çarpı sinüs y eşittir ne olsun? X olsun. Mesela bu da bizim için bir lineer olmayan bir denklem. Neden? Çünkü bakın y bir sinüs formunda verilmiş. Yani şuradaki y bize sinüs formunda verildiği için bu da bizim için nedir artık? Şu sinüs y olduğu için lineer olmayan bir denklem elde etmiş oluruz. Tabii böyle durumlarda genelde non-linear olan denklemlerde lineerleştirmeye çalışılır. Mesela atıyorum hep şöyle bir şey görmüşüzdür biz kalkülüste. İşte sinüs teta işte küçük çok küçük açılar için teta'ya eşittir filan derdik. Yani mesela şuradaki şeylere biz şu denklemi şöyle yazarsak mesela İşte d teta bölü d t artı atıyorum 3 sin t eşittir ne olsun? İşte mesela 0 olsun. Atıyorum. Tamamen salladım. Şimdi şu an bu bizim için nedir? Bir non-linear denklem. Non-linear diferansiyel denklem. Biz bunu eğer sin teta küçük açılar için sin teta eşittir teta dersek
Yani şuradaki sync theta yerine artık ben theta yazarsam bu benim için ne olacak? Bir lineer denklem haline dönüşmüş olacak ki bu şekilde biz nonlineer denklemleri daha kolay çözebiliriz. Evet, şimdi ayrılabilen integraller, ayrılabilen diferansiyel denklemler, yani separable differential equations denilen, yani orada bizim amacımız da en kolay zaten diferansiyel denklemler bunlar oluyor. Yani çözülmesi en basit olanlar. Mesela en basitinden dy bölü dx eşittir 3. dy bölü dx eşittir 3 diye bir denklemimiz var. Şimdi benim burada ayrılabilen diferansiyel denklem dediğim olay şu. Şimdi dy ile y'nin olduğu sadece y'yi içeren kısmı bir eşitliğin bir kısmında tutuyoruz. Dx ile sadece x'i içeren, yani x'in kuvvetleri işte x kare yani x küp aynı şekilde burayı için de geçerli yani y'nin kuvvetleri olabilir. İçeren denklemi eşitliğin her bir tarafında yani sayılar önemli değil yani katsayılar bizim için mühim değil. Eşitliğin iki tarafında tutabilirsek ayrı ayrı integral olarak yani şu şekilde ayrı ayrı integral alarak biz burada dx'e göre burada da dy'ye göre integral aldığımızda bu diferansiyel denklemi rahat bir şekilde çözüyoruz. Şimdi mesela bunun için uygulayalım. Eğer bunun için uygularsak biz dy eşittir deriz. Mesela şu dx karşıya atarsak her tarafı dx ile çarparsam 3 dx elde ettim. Ne yapıyoruz şimdi? Bakın her tarafın integralini alırsam ne elde ederim ben buradan? Benim buradan elde ettiğim şey bakın y artı bir sabit sayı c1 eşittir. 3'ün sabit dışarı atabiliriz. Şu 3'ü dışarı taşırsak da x 3x artı c2. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradaki iki katsayı tek bir katsayı gibi göstermek için y eşittir 3x işte artı c2 eksi c1 ki buna da şöyle biz genel olarak şöyle bir c katsayısı diyebiliriz. Yani bizim denklemimiz yani çözümümüz y eşittir 3x artı c olur. Tabii burada 3x artı c bizim için nedir? Bir çözümdür. Yani genel çözümdür. Bu bizim için genel çözümdür, değil mi? Eğer bizde spesifik çözüm isterlerse yani özel çözümünü isterlerse mutlaka ne vermek zorunda? Bir initial conditions dediğinden başlangıç değeri vermek zorunda. Mesela atıyorum şöyle bir şey diyebilir. Soruda bize demesi lazım ki bunu. Biz, eğer sadece şöyle bir soru verirse size yani sadece diyelim ki sadece buradan bize y'yi bul derse işte y x eşittir soru işareti koyarsa sizin burada yazacağınız şey budur. Ama bu bir genel çözümdür. Yani buradaki c sonsuz tane farklı değer alabilir ki bakın ilk videoda bizim yaptığım bundan bir önceki videoda şuradaki integral eğrilerini hatırlayın. Bunların her biri ayrı ayrı birer çözümdü. Hepsi de birer çözümdü. Eğer ben bir initial conditions verirsem mesela bizim çözümümüz artık şuradaki değil de sadece artık tek bir eğri olacaktır. Bizim diferansiyel denklemimizin çözümü atıyorum şu sarıyla üstünden geçtiğim eğridir deriz. Onda neye göre deriz? Mesela bizim genel çözümü bu şekilde bulduk. Mesela bize soruda veriyor ki bunu bize soruda veriyor. Hatta şöyle yukarı yazayım. Yx y0 eşittir 4 olsun. Tamamen salladım. y0 eşittir 4 derse bakın y fonksiyonunu biz bulduk zaten. X'e bağlı bir y fonksiyonu bulduk. Eğer y0 eşittir 4 ise ne olacak? Ben fonksiyonda şurada bu bir yx fonksiyonu yani yx eşittir 3x artı c bir fonksiyonu. Ben burada x gördüğüm yere 0 koymuşum. Burada x gördüğüm yere 0 koyarsam ne olacak? X gördüğüm yere 0 koyarsam burası 0 artı c olacak. Bakın 4'e eşitlemiş. O zaman eşittir 4 diyeceğim. Benim c sabit sayım yani şuradaki sabitim ne eşit oldu? 4'e eşit oldu. O zaman böyle bir başlangıç koşulu verildiğinde bize mutlaka ne olacak?
Tam olarak biz özel çözümü, yani şuradaki C'yi silip şuraya 4 yazabiliriz. Mesela bu ikinci dereceden, yani derece şeyini de şöyle bir geçeyim. Mesela şurada yazmıştım. Bu bir ikinci dereceden bir diferansiyel denklemdi. Eğer biz bunda özel çözümü, tabii şuradaki kareyi görmeyin, şu yok. Kare yok, çünkü kareyi koyarsam ne oluyor? O bir nonlineer denklem oluyor. Mesela d kare y bölü dx kare artı dy bölü dx artı 3y eşittir 2 gibi bir denklemimiz varsa bizim. Burada eğer biz özel çözüm bulmak istiyorsak ne vermek zorunda bize? Mutlaka iki tane koşul vermek zorunda. Yani mesela bir diyorum bir y 0 vermeli, bir de yanında işte y'nin türevi 0 vermeli. Çünkü bu bir ikinci dereceden denklem. Bu birinci dereceden denklem olduğu için birinci dereceden denklemlerde ne yapıyoruz? Sadece başlangıç değerini, bir tane başlangıç değeri mesela y 0 bize verirse rahat bir şekilde soruyu çözüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.